geldik. Nasıl ya? Gerçekten burası mı? Baba, burası mı? Evet kızım. Burası dümdüz lise. Güzelim. Ordu'da, Oxford vardı da biz mi yazdırmadık? Ama ben baktım yani iki tane kolej vardı. Ayranım yok içmeye, tahtırevanla gider okumaya. Ay, koyun konuştu yine, değişler sözlü. Kızım, okulumuz burası. Kaydınız çoktan yapıldı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ama baba yani burada... Güzel kızım, Allah zihin açıklığı versin. Ya baba lütfen bak ama... İşe yetişmem lazım. Hadi. Hadi iyi dersler. Gerçekten iyi mi dersler? Çok. Kızı gördünüz mü? Evet abi ya, su gibi kız maşallah. Teşekkürler. Afiyet olsun. Beyler. Merhaba tatlı şey. Efendim? Sen burada yenisin değil mi? Evet. Tanışalım o zaman. Ben Ali. Mine ben de. Ben de Mustafa. Memnun oldum. Ben de Emrah. Ben de Seyma. Ben de Enes. Ben de Yusuf. Memnun oldum. Sen zahmet etme. Biz yardımcı olalım sana. Olur da ablamın yanına gidiyordum. Biz bırakalım seni. Nereye? Ablanın yanına. Olur. Çekilebilirsiniz. Efendim? Müsaade ederseniz yemek yiyeceğiz diyorum. Tabii, afiyet olsun. Yürüyün. İlk günden sinek gibi üşüştüm. Hayırdır? Asıl siz hayırdır? Böyle artist gibi giymiş gelmişsiniz. Ay pardon tatlım da sana ne? Stylingçi misin? Sensin stylingçi. Düzgün konuş, alırım ayağımın altına. Aa. Çattık iyi mi? Bana bak sen, bu daha hiçbir şey. Eğer biraz daha kuyruk sallamaya devam ederseniz... ...asıl o zaman görürsünüz gününüzü. Ne diyorsun sen ya, kuyruk muyruk? Hadi evin! Bilmezsek ne olur? Döver misin? Evet, döverim. Bu masa bizim, hadi naş. Allah Allah, okulun masasını mı zimmetlediniz üstünüze? He, ne var? Siz de tahtalı göğe zimmetlemeden basın gidin. Ziraat cicik derin. Mine, ne dedi bu bize? Ay galiba cicik dedi. Sen ne dedin bize, bir daha söyle bakayım. Cicik dedim, cicik. Var mı bir itirazın, ziraat cicik? Sen küfür mü ettin bize be? Gökçeciğim, Gökçeciğim, tatlım biraz sakin olur musun bebeğim? Vallahi bu sefer kavga çıkarsa karışmam, hiç dayak yemeye halim yok. Vallahi gel hep derim sizi. De hadi kaçın oradan. Manzaramın içine etmeyin. Tatlım ne manzarasıymış bu? Boğaz manzarası. Oha. Ay bildiğin mermer sanatı. Ay baksana Gökçe. Resmen ince ince oyulmuş. Şimdi bizi ince ince oyacaklar, göreceksin. Yürü. Yürü hadi yürü. Ay.
bakıyorsun? Ne bakıyorsun çocuğa görmemiş gibi ya? Vallahi böylesini ilk defa görüyorum. O zaman iyice bak tatlım, çünkü görme yeteneğini birazdan kaybedebilirsin. Böyle bir parça karşısında hiçbir şekilde şans yok. Ay acaba nereden düşmüş buraya? Benim bu gezegen harikasının yörüngesine girmem lazım. Tut şunu. Yürü. Çalışırken Alev Tapu'na mı döndün? Ya kulağında falan bir sorun var herhalde. Yoksa hiçbir şey bu kadar mükemmel olamaz değil mi? Ay hadi be oradan. Belki de sen sandığın kadar mükemmel değilsindir. Hı? Ya kendimi paraladım, ya kendimi paraladım. Adam yine de dönüp bakmadı ya. Of. Aslında gelip bir merhaba demen yeterliydi. Emin ben. Emine ben de. Aa, emin misin Emine? Hani Mine'ydin sen? Emine. Artık sadece Emine. Emin, Emine. Anlasın. Ha, okey. Gökçe ben de. Emin. Memnun oldum. Sen nasıl düştün buralara? Vallahi benim çok klasik bir hikayem var ya. Hadi ya, bak bizim de öyle. Babamız bütün mal varlığını kaybedince biz de geri döndük memlekete. Yok, benim daha da klasik. Anne karnına düştüğümden beri buradayım. Ha öyleli. Sen baya buralısın yani. Siz peki? Kesin dönüş mü yaptınız? Ay yok canım, biz bir arkadaşa bakıp çıkalım. Evet, tabii ki de kesin dönüş yaptık. Hatta bizim atalarımız, dedelerimiz falan da hep buralı. Artık biz de buralıyız ve buralı dağılmaya devam edeceğiz. Eminim burayı çok seveceksiniz. Ben de eminim. Ha, bu arada ziraat cücüğü şehirli civciv demek. Haberiniz olsun. Ay, kültür fışkırıyor, kültür. Civciv demişler bize. Desinler. Demesinler. Ve sen benziyorsun ben. Sen nesin? Tavuk. Ha, Ayşe. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Baki, Şairler Sultanı olarak tanınır. Baki, Fuzuli gibi acıları konu edinmez. O zevk ve eğlenceye düşkün bir şairdir. Okula döndüğüne şimdiden pişman oldun değil mi? Şairin en önemli eseri divandır.
ne pişmanlığı. Sen yanımda olduktan sonra değil derse girmek, konferansa bile gelirim. Hayırdır Gökçe? Bakıyorum da yine fuzuli işler peşindesin. Hayır. Geçen hafta işledik ya fuzuliyi. Aferin sana. Bu ne peki? Arkadaşlarınız da merak etmiştir şimdi. Sesli okuyayım mı? Yok hocam, okumasanız olmaz mı? Ne o? Derste mektuplaşmaya utanmıyorsun da benim okumamdan mı utanıyorsun? Ay vallahi ben şahsen bu devirde hala mektuplaşıyor olmaya çok utanıyorum. Yani ne var sanki telefonlar yasak olmasaydı? Ama bizi bu çağın dışına iten sizsiniz hocam. Öyle mi Gökçeciğim? O zaman sınıftan dışarı çıkıp cehaletinize uygun olarak Duman'la falan haberleşelim kızım. Ama hocam ya. Derhal dışarı. Bu ayıbınızı ailelerinize de bildireceğim. Hocam, Osman'ın babasını karıştırmasak. Malum hepimiz biliyoruz Kadıoğulları biraz vahşi de. Hadi Gökçeciğim hadi dışarı dedim. Hocam ben de mi? Dışarı. Çok güzel. Bu baba şey yapmasak var ya. Dışarı. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülmektedir. Ne zaman geliyor seni istemeye? Saçmalama ya, yok isteme falan, unut. Babamı ikna ederim ben. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler yazmıştır. Ne var sanki gelip istesek, yoksa beni sevmeyin mi? Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıftır. Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Ya seviyorum diye hemen evlenmemiz mi lazım? Saçmaladın sen iyice. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Senin yüzünden bütün sınıfa rezil olduk. Ne oldu, yine mi beğenmedin şiirimi? Ay beğenmedim tabii. Neydi o babandan aldığım izni? Herkes anladı işte ya. E anlasınlar ne olacak? Ya ben gayet 17 yaşında evlenilecek bir kız değilim Osman. Deme öyle. O zaman bundan sonra herkese günaydın, sana good morning canım. Çünkü bundan sonra artık sen de herkes gibi bir yabancısın. Ay yine bağladın şoför Osman'a. Ciddi bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Ben gayet ciddiyim. Sen istemeyin. Babamla konuşacağım, bu saçmalıktan vazgeçireceğim. Başka yolu yok. Yok. Babaan laf ağzından bir kere çıktı. Ne dedi? Gelin isteyin dedi. Dedi mi dedi? Osman, sen niye bakıyorsun babama? Ya o an öyle sinirle söyledi. Ya bence kendi bile bilmiyordu ki ağzından çıkanı. Sen beni sevmeyeyim ya. Seveyim, seveyim ama... senin o top yaptığın çoraplarını ben salondan toplamak için çok gencim ya. Allah Allah. Sen benim çoraplarımı top yaptığımı nereden bileyim? Hem çorabı hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, ne nişanı ya? Ay yok, ben senin gibi evlilik delisiyle yapamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden, terk ediyorum seni. Bye bye. Son sözün bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım. You understand me? Haydi. Anlamadım canım. Ayrıca o yokuşlar bağ sökmez. Ben bitti demeden bitmez. Sen okuldaymışsın. Derse niye girmedin? Benim yüzümden değil mi? Bak baban evden kovdu diye mahcup olduysan eğer... Osman, git başımdan. Bir de seninle uğraşamam. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Hayırdır ya, ne oldu? Bak derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Hem bakarsın senin derdinin dermanı bir şoför parçasıdır. Senin ne parçası olduğun belli değil ki. Bir bakıyorum öğrencisin, bir bakıyorum şoförsün. Sonra bir bakıyorum hop diye popstar olmuşsun, sahnede karşıma çıkıyorsun. Senin kim olduğun bile belli değil ki. O ne biçim laf ya? Erkek dediğin sınıfta sıra arkadaşı, yolda şoför, yeri gelince de ortamına göre popstar olmasını bilecek.
Hem baban izin verseydi evde de kocan olacaktım. Osman! Sana elimin tersiyle buradan bir çarparım, kantinde kara taşına dönersin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Karşında çocuk yok senin Gökçe. Allah Allah! Sen çocuk olmasan bu yaşta evlenelim mi diye tutturmazdım. Ne varmış ya benim yaşımda? Sen hayatıma girmeseydin ben zaten bu yazda düğün kurardım. Hala düğün kurardım diyor ya. Osman sen anlamıyorsun galiba. Senin idrak problemlerin mi var? Heceleyim istersen. Ben seninle evlenmeyeceğim. Anladın mı? Evlenmeyeceğim. Ama sen böyle de anlamıyorsun. O zaman ben sana anlayacağın dilden anlatayım. Ey ahali! Ben var ya ben... bu öğrenci kılıklı, şoförden bozma, popstar parçasıyla evlenmeyeceğim. Anladınız mı? Evlenmeyeceğim. Lütfen dur baba. Dert. Daddy, father, babadook. Ne var ne? Baba lütfen gel şuraya oturalım. Son kez sakin sakin konuşalım. Ben akşam konuşacağımı konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Ama okulumuzu değiştireceğini söylemedin. Ay resmen son dakika gol attın bize. Kızım, bunu söyleseydim vızır 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 beni uyutmayacaktınız. Ama ben ne yaptım? Üstün öngörülerimle bunu size söylemedim. Mışıl mışıl uyuduk. Ya babacığım bak. Ben böyle bir karar aldım kızçelerim diye insan bir sorar. Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek der. Haklısın. Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek kızçelerim? Hayır. Hah işte bundan sormuyorum çünkü hep yanlış cevaplar veriyorsunuz. Ama babacığım biz okulumuzu çok seviyoruz. Siz okulunuzu değil içindekileri seviyorsunuz. Tamam. Babacığım vallahi bak bundan sonra ne Osman'la ne de Emin'le görüşmeyeceğiz. Yeter ki ne olur okulumuzu değiştirme. Sınıfımızı değiştir de okul değiştirmek ne demek? Tebdili mekanda ferahlık vardır demek. Ama babacığım biz okulumuza en derin aşkı duygularımızla bağlıyız. Dile gitme. İster ağlayın, ister sızlayın, isterseniz yerlerde sürünün. Bu karar artık verildi. Bu okuldaki serüveniniz artık bitti. Ya baba, baba ne olur baba. Müdürün odası ne katta? Hangi katta? Ulan siz de müdürünüzün odasını bilmiyorsunuz. Aşkı duygularla seviyorlarmış. Hayret bir şey ya. Girin. Buyurun, hoş geldiniz. Bakıyorum kaçaklar da gelmiş. Geçin oturun. Günaydın hocam. Hi teacher. Ben de sizi arayacaktım zaten. Geldiğiniz iyi oldu. Geçin, siz de oturun. Hocam, lafı fazla uzatmayacağım. Kızlarımın yaptığı çok büyük bir hata. Ben onlar adına özür dilerim. Değil mi kızlar? Siz de hocanızdan özür dilemek istemez misiniz? Özür dileriz hocam. So sorry hocam. Vallahi pişmanız, çok pişmanız. Ne olur affedin. Son pişmanlık fayda etmiyor ne yazık ki. Hocam aslında benim kızlarım çok çalışkanlardır. Yani ilkokulda yıldızlı pekiği alamadıklarında böyle yemeden içmeden kesilirlerdi. Bebeklerini falan parçalarlardı. O kadar hırslıdırlar yani. Baba o ablam olmasın? Kim? Gökçe mi? Ha. Yok benimle hiçbir alakası yok. Feride ablam o yazık pek hırslıdır da. Kızlar. Hocam yani İstanbul'daki okullarında da çok başarılıydılar. Ama şimdi birden Ordu'ya gelince burası değişik, havası değişik, suyu değişik. Bocaladılar tabii ya. Bakın, ben öğretmen anne babanın çocuğuydum. Ben de hayatım boyunca il il gezdim. Ama ne okuldan kaçtım, ne devamsızlık yaptım, ne de sahte doktor raporu hazırladım. Hocam, kaç kere söyleyeceğiz? O sahte raporları biz hazırlamadık. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Hocam bunlar ne anlar sahte rapordan? Şunlar tipine bir bakın Allah aşkına yani. Evet hocam ya. Biz ancak hangi markanın sahte olup olmadığını bir bakışta anlayabiliyoruz. Yani doktor raporu bizi açıyor. Evet hocam. Benim kızlarım arkadaş kurbanı olmuş. Her şey o Legolas'la Frodo'nun başının altından çıkmış. Kızlarımı olumsuz etkilemişler. Biz dördünde uyardık. Ayırmaya çalıştık ama söz dinlemediler. Ben onları sonsuza dek ayıracağım zaten. Kızlarımı kaydını bu okuldan aldırıp başka bir okula nakil işlemine başlamak istiyorum. İşlemler çoktan yapıldı bile. Buyurun. Ne bunlar?
İlki kızlarınızın devamsızlıktan sınıfta kaldığına dair belge. Ne? Kaldık mı? Ama benim bir gün daha devamsızlık hakkım vardı. Sahte raporu kabul edemeyiz Mine. Devamsızlık hakkınız dün itibariyle bitti. Hocam, hocam ne olur bu belgeler de sahte deyin. Size ders vermek için şaka yaptık deyin ne olur. Üzgünüm ama gerçek. Bu ikincisi ne? Kuzey Bey, maalesef kızlarınız okuldan atıldı. Ne? Öyle ölmem hocam, füze at. İşledikleri büyük bir suç. Ne olursa olsun sahte evrakla geldiler. Okulumuzun disiplin kurulu tasdikname verilmesine karar verdi. Kızım, ben bu kapıdan sizi diplomayla çıkacaksınız zannettim. Siz neyle çıktınız? Aha, tasdiknameyle çıkıyorsunuz. Aferin. Ya bitti mi gerçekten? İnanamıyorum ya. Okuldan kaçan yerlerim ağrısaydı da kaçmasaydım. Ne yaptım ben? Kendinizle gurur duyun ama. Bir yılınızı kaybettiniz. Yaşıtlarınız üniversitede, üniversite hayatlarında böyle çıktı çıktı eller havaya yapacak ama siz lise sıralarında çürüyeceksiniz. Baba, babam yalvarırım ne olursun bak bir daha konuş müdürle lütfen çok özür dileriz. Hatta bütün hocalarla konuşalım. Kantinciyle konuşalım, temizlik görevlileriyle konuşalım, güvenlik şubesiyle konuşalım. Baba okula geri alamamızın bir yolu olmalı gerçekten ya. İmza kampanyası başlatalım. İmza kampanyasının kralı burada. Hem de bu tasdiknamenin üzerindeki imzanın geri dönüşü yok. Halk dilindeki anlamında söyleyeyim mi? Ya Allah'ın abi mi? Evet ama biraz daha terbiyesizi kızım. Size diyorlar ki bu okuldaki işiniz bitti. Yani diyor ki yallah diyor. Abartma baba ya. İlla ki gidecek başka bir okul buluruz. Buldum ben size kızım. Araştırdım ben buldum size. Ay gerçekten mi ya? Ay biliyordum be. Aslan babam benim ya. Bak sen bizi özel okula verdin değil mi? Evet kızım, özel okul. Hem de öyle özel bir okul ki diğer öğrencilerin arasında güneş gibi parlayacaksınız. Ya hangi lise peki? Ordu Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü kızım. Torna ve Tesviye Bölümü mü? Hı hı. Saçmalama baba ya. Hayatta olmaz. Ben ölsem de okumam o bölümü. Tamam, motor bölümüne ne dersin Gökçeciğim? Hayır baba. Meslek liseleri de ölüyordu sizi almak için çünkü. Bu disiplin suçu sicilinize altın harflerle yazıldı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi yürüyün. Baba nereye? Nereye olduğunu gidince görürsün kızım. Hayır, hayır. Nereye gideceğimizi söylemezsen şuradan şuraya adımımı da atmam. Tamam, adam gibi okumuyorsunuz. O zaman adam gibi çalışacaksınız. Eliniz ekmek tutacak. Baba, sen bizi evleri temizliğe mi vereceksin? Fırına vereceğim. Fırına. Fırına mı?